Merhaba arkadaşlar. Merhaba Doğu Hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Tercih etme ile alakalı olarak yeni dersimize başlıyoruz. Hazır evet, mısın hocam? Ben hazırım hocam. Tamamdır. Güzel güzel renkli renkli görülüyor. Aynen öyle. Prefer. Aslında bir önceki derste hatırla ne görmüştük? Güzel hocam. Would rather görmüştük. Ama would rather'dan sonra fiil hiçbir ek almadan geliyordu. Sonra den geliyordu. Harika. Sonra da ikinci fiil geliyordu. Harikasın. Ama prefer. Prefer de ise özneyle başlar. Her zaman biliyoruz prefer. Fiile ingeki geliyor hocam. Anladım Anlaştık hocam. Anlaştık mı? Sonra burada den vardı ya hani den. Burada da to gelecek. Aynen öyle. Burada da to. Yani bu verb ing kabul edilen, bu verb ing kabul edilmeyen. Zaten ikincisi de kabul edilmeyen. Şeyde de would rather'da da aynı mantık. Aynen öyle. Bir de prefer'ın bir güzelliği var. Would rather sadece fiille kullanılıyor. Ama prefer nesneyle de kullanılabiliyor. Hmm. Yani fiili ing alarak da yazabilirsin. Hiç yazmaya da bilirsin. Yazmayayım. Şöyle bak. I prefer drinking lemonade. To drink. Limonata içmeyi tercih ederim. To drinking coke. Anladım hocam. Kola içmeye tercih ederim. Limonatayı tercih ediyorum ama fiile gelmiş. Ayıncı takısı burada da gelmiş. Ama direkt I prefer. Ama I prefer lemonade to coke. Limonatayı kolaya tercih ederim. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Mesela prefer geldiği zaman kesinlikle burada bir to olacak. Ve kesinlikle ingeki olacak. Fiil varsa evet. İngek olacak. Fiil bizim dikkat etmemiz gereken nokta bu işte. Prefer ing. Would rather fiil. Fiil. Tamamdır hocam. Gönderiyorum hocam. Gönder hocam. Alalım şöyle. Hadi gel bakalım. Neler var? Hemen sorulara geçtik hocam. Çok hızlıyız. Evet, aynen öyle. Evet. I would prefer. Gördüm. Would prefer olunca diyeceksiniz ki would rather'du ya. Would nasıl oldu ya? Tercih ederdim olacak. Hocam. Böyle bir kalıp var. Arkadaşlar bunları kenara not alın. Bu kalıplarla alakalı olarak kendi tercih ettiğiniz cümleleri yazın. Kesinlikle. Ve bu böyleydi, bu böyleydi diye karşınıza çıkma ihtimali çok yüksek değil. Would rather ve prefer'ün daha önce anlatmış olduğumuz kalıpları aslında kuvvetle muhtemel çıkacak ama müfredatınızda bunlar da verilmiş mi? Verilmiş. Dolayısıyla biz bunları bilmemiz gerekiyor mu? Bilmemiş, evet. Bilmiş olmamız bizden bekleniyor mu? Bekleniyor. Bir tane de olsa soru çıkar mı? Çıkar. Biz bunları hiç etmeyeceğiz, bileceğiz. Peki prefer'den sonra ing takısı gelir. Gelirdi direkt. Ama would prefer olunca ing takısı gidiyor. Aynen öyle. Burada gelmiş. Aynen öyle. I would prefer to drink lemonade diyor. Rather than drinking conk. Kafa karıştı burada mı? Bir, evet. Komparatif mi var hocam rather'dan? Yok. Rather than şey. Bir şeyden. Hani kola içmektense bunu isterim diye. Tamamdır. Kafa karışıklığı var mı? Yani şöyle diyeceğim hocam. O zaman bu da bir kalıp mı olarak ezberleyeceğim evet, ben bunu? Aynen yani, öyle. Would prefer geldiği zaman to fiil gelecek. Rather than ve diğer fiili ing takısı gelecek. Aynen burada ing öyle. Takısı gelmemiş. Gelmeyebilir. Aynen öyle. Kitaplarda verilen örnekler bu şekilde. Bize bu şekilde kalıp verilmiş. Dolayısıyla bunu şurada vereceğiz. Şurada da aynı şeyi kullanabilirim. Would prefer. To var. Stay at home. Rather'dan geldi. To go out. Ama bak to var. Rather than hemen sonra ing geliyor ama to'yu gördüğümüzde ing'e ihtiyacımız yok. Normalde gençler to'dan sonra fiil zaten infinitive halde yani hiçbir ek almadan gelir. To'dan sonra ing eki almış hali prefer'e özeldir. Prefer tek başına kullanılıyor. Tabii prefer fiile ing eki sonra to sonra fiile yine ing eki. Sadece bu prefer'e özel bir durumdur. Tamam hocam. To'yu gördüğüm zaman zaten hiçbir ek almaması gerektiğini bileceğiz. Prefer tek başına kullanıldığı zaman olacak. Buraya geçelim. I would prefer to geldi. Have gone to Paris. Paris'e gitmiş olmayı tercih ederdim. He would prefer to be riding bike rather than to be staying at traffic jam. Evet burada bir ingeki var ama burada bir iyiye gelmemiş hocam. Kafa karışıklığı var mı? Yok hocam. Anlaşıldı. I would prefer my mother not to speak. Smoke. Not to smoke. İçmemesini. İçmemesini tercih. Sigara içmemesini. Evet. Evet. Geldik. Geldik yeni konuya. Suggestion.
Suggestion. Anlamı ne demek hocam? Öneri. Ha, öneri. Birine bir şey önerdiğimiz zaman suggestion'ları kullanırız. Nasıl kullanırız? Shall genellikle hocam shall we ya da shall I ile kullanılır. Hı hı. Kuvvetle muhtemel zaten bir şeyler izlerken ya da dinlerken de bunu görürsünüz. Shall we'den sonra fiilin birinci hali gelir. Shall we go to cinema? Sinemaya gidelim mi? Yapalım mı? Hı hı. Tamam. Let's'ten sonra let's'in açıklaması şudur. Let us. Bana izin ver gibi ama kısaca hadi diyoruz biz buna. Let's artı yine fiilin birinci halidir. Hadi yapalım. Hı hı. Shall yapayım mı? Mesela it's very hot here. Burası çok sıcak. Shall I open the door? Zaten. Let's go. Aynen öyle. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aynen öyle. Could neydi? Kibarlıktı. Kibarlıktı. Kibarlıkla soruluyordu. Could you want, işte could I ask something else? Bir şey sorabilir miydim? Ya da could you help me? Bana yardımcı olabilir misin? Could'dan sonra bir özne gelir. Ondan sonra fiilin birinci hali yine gelir. Soru işaretini de koyarız. Should öneri tavsiye. Should öneri aynen öyle. Hı-hı. Tavsiye yine fiilin birinci hali gelir diye devam ediyoruz. Why don't'dan sonra genellikle you ya da we gelir. Hani neden yapmıyorsun ya da neden yapmıyoruz gibi. Ama bu şey değil hocam. Hani ben bunun sebebini merak ediyorum. Biz niye sinemaya gitmiyoruz değil. Sinemaya gidelim mi anlamı geliyor. Evet. Why don't we go to cinema? Neden sinemaya gitmiyoruz? Hadi gidelim gibi bir anlam geliyor. Ha, öneri veriyor. Hani evet. Şunu yapmayalım, bunu yapalım. Formülümüz bu şekilde. Bunları biz shall'i de, let's'i de, could'u da, should'u da, why not'ı da kullanacağız. Why don't'u da kullanacağız. Bununla ilgili sorular çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Bilmemiz gerek. O yüzden dikkat gerek. Edeceğiz arkadaşlar. Yani bir kere bunların hepsini bilmemiz lazım. Yukarıda bize bir tane soru soruyor. Aşağıda 4 tane çıktı. Bunlardan 4'ü var. Hangisini kullanacağımız zaten. Aynen öyle. Tarzına göre gidecek. Hemen bakalım. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Shall we go to the theater? Tiyatroya gidelim mi? Gidelim mi? Harika. Let's go to cinema. Hadi sinemaya. Hadi sinemaya gidelim. Hı-hı. Could you please say how can I go to library? Bak şimdi şuradan yapıyoruz. Söyleyebilir miydiniz lütfen? Nasıl giderim? Gidelim. Kütüphaneye nasıl gidebileceğimi söyleyebilir miydiniz lütfen? Hı-hı. You look tired. Yorgun görünüyorsun. You should go to the bed. Yatağa gitmelisin. Yatağa gitsen iyi olur. Gitmelisin. Bu da bir öneridir. Should deyince zaten biliyoruz. Ay, yapmalısın geliyor ama. Hocam. Should bir bu öneri. Sadece öneridir. Aha. Aynen öyle. Why don't we study together? Why don't we study? Mesela sen geldin. Hocam İngilizce'de sıkıntım var dedin. Ya da ben geldim. Hocam biliyor musunuz matematikte sorun yaşıyorum dedim. Bu söylenebilir. Why don't we study together? Neden birlikte çalışmıyoruz? Hadi birlikte çalışalım gibi. Together birlikte beraber anlamını katıyor. Birlikte beraber. Var mı kafa karışıklığı hocam? Yok hocam. Harikasınız. Gönderiyorum. Bu şeklindedir. Geldik dersin sonuna. Evet arkadaşlar, YouTube'da Çıksa TV yazarak sayfamıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bizleri Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus'tan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.